Şimdi Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Sayın Masum Türkiye Darlıklı. Çok değerli Sayıştay Başkanımız, Sayın Bakan Yardımcımız, değerli milletvekilleri, değerli konuklar, muhasebe mesleğinin değerli bilecek emek kadarı, basınımıza değerli temsilcileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Kongremize hayırlı olmasın. Ben burada size siyasi mesaj vermek istemiyorum. Başka toplantılarda yaptığım gibi yalnız bir parti genel başkanı olarak hitap etmek istemiyorum. Çünkü görevim ne olursa olsun sizin aranızdan çıktım, milletvekili oldum, bakan oldum ama hepimizin yaptığı şey, unutmadığı şey çıktığı evidir. Benim evim olduğu için size bir muhasebeciye seslenişi olarak düşüncelerimi, fikirlerimi aktarmaya çalışacağım. Çünkü hiçbir zaman hep söylüyorum, eski bakan diyorlar, bir gün parti genel başkanlığı bitecek, eski genel başkan diyecekler. Hatta Turbok'un eski genel başkanı diyorlar ama hiç kimse bana eski muhasebeci Masum Türker diyemiyor. Mezara kadar öyle. Bunu niye söylüyorum? Aynaya baktığınız zaman kim olduğunuzu unutmayın diye söylüyorum. Aynaya baktığınız zaman nereye varmak istediğinizi unutmayın diye söylüyorum. Bugün burada birçok arkadaşımız konuşacak. Biraz evvel de çok değerli genel başkanımızdan sonra onursal genel başkanımız konuşurken Maliye Bakanlığı'nın neden burada olmadığını sordu. Aslında bunun nedeni biraz da İçimizdeki bazı arkadaşların yanlışlıklarını da aramak lazım. Çünkü Maliye Bakanlığı sen buraya gelme, burada bulunma, güç verme diye birileri 5-6 yıldır tebliğ ediyorsa, hele yeni bakan hiç muhasebeden anlamıyorsa ve birine hiç işi olmadan gelip bu ülkenin maliyesini yönetmeye çalışıyorsa asıl vergiyi ona sallayan sizlerin kıymetini hiçbir zaman anlayamaz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bugünkü gazeteleri lütfen iyi okuyun. Şu anda Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği'nin finanse etmek üzere yükümlendiği bütün aktiviteler iptal edilmeye başladı. Neden? Bütçeleri meclisten geçmedi. Geçmediği için kendileri bile şu anda maaş alamıyorlar. Geliri olmayan, gelirinin kıymetini bilmeyen devletler hep başka devletlere mahkum kalırlar. Bizim ülkemizde de üzülerek söyleyeyim 1983 yılında
Hazine Genel Sekreterliği'nin Maliye Bakanlığı'ndan ayrılmasıyla birlikte borçlanma sürecine girdik. Son dönemde de tamamen verdiği farklı politikalar sayesinde tahsil eder hale geldi. Türkiye'de eğer vergide dolaylı vergi oranı yüksekse Maliye Bakanlığı hiç muhasebeciyi önemsemez. Çünkü nasıl olsa vergiyi ithalat anında ÖTV ve KDV olarak tahsil ediyorlar. Ondan sonraki işler o tahsilatı yapanların vergiyi geri alıp tekrar yeni bir sürece girmesidir. Değerli arkadaşlar, aynaya bakın, kim olduğunuzu bilin dememin nedeni şu. Sene 1926 muhasebecilere vergi idaresi adına denetim yapma yetkisi verir. Bunu merak eden Hesap Uzmanları Kurulu'nun 50. yıl kitabına alsın, baksın. Sene 1934 yılı muhasebecilerin bu yetkisi kaldırılıyor. Yerine artık muhasebe işlerini denetlemek üzere maliyete kurulan o zamanki hesap mutahassıslıkları devreye giriyor. Neden öyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü 1928'lere gelince Türkiye'de iki önemli iş oluyor. Birisi bugün övünerek bahsedilen tavanı belirlenmiş değişken sermaye şirketi Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardında Türkiye'de kuruluyor. Bu şirketin kısa adı Temavaş'tır. Bu şirkete baktığımız zaman başından sonradan gördüğümüz birçok devlet adamımız yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. O yıllarda bu şirketin hesaplarında tuhaflıklar başlıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu kim ne yapmak isterse yapsın asla bu milletin beyninden ve kalbinden çıkaramayacağı Mustafa Kemal Atatürk'e bu sorun gittiği zaman ne yapabiliriz diye soruyor. O tarihte hatırlıyorsunuz, Hitler'den kaçan Yahudi profesörler Türkiye'de İstanbul Hukuk Fakültesi'nde ve İstanbul İktisat Fakültesi'nde hocalık yapıyorlar. Diyorlar ki efendim, şirketlere denetim mecburiyeti getirmemiz lazım. O zaman yapalım diyor. Size başka bir bilgi daha vereyim. Sene 1926-27 İstanbul Ticaret Odası'nda kayıtlı Fransız expert comptable'lar, yani Türkçe adıyla ruhsatlı muhasebe uzmanları çalışıyor. Hatta aramızda Aydınlılar, Aydın'a dönerken bakın Nazilli'de kurulan fabrikalar için expert comptable'lar çalışıyor. O zaman yapalım diyor. İşte ilk defa yalnız Maliye Bakanlığı'nın verdiği özel yetkiyle denetim yapan muhasebecilerin yasal denetim hakkını vermek için ilk yapılan Türk Ticaret Kanunu çalışmalarına sizler giriyorsunuz. Siz nasıl girersiniz oraya? Bürokratik el hem o kanunu yok etti hem de 1934 yılında var olan vergi adına denetim yapma hakkını otomatik olarak kaldırdı ve bir daha da geri alamadı. Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki devlet yönetimi daha değişmedi, her geçen günde katmerleşiyor,
bürokratik cumhuriyete dayalı bir denetim düzenimiz. Ve bu düzen piyasadan yetişen tarafsız, bağımsız meslek mensuplarının sisteme ne kadar geç girerlerse, ne kadar onları vesayet altında, kontrol altında tutarsam o kadar iyi olur dediği bir düzendir. 1942 yılında abilerimiz, ustalarımız, en sonuncusu yakın zamanda vefat etti. Cemil Parman beyefendi, ondan evvel İsmail Otar, Türkiye Muhasebe Eksperleri Derneği kurarak tıpkı Batı'da olduğu gibi gönüllü bu mesleği organize etmeye çalışıyorlar. Ama yine önümüze hep bu engeller geliyor. Kanun geliyor mecliste, komisyona, son dakika devreden çıkıyor. Şimdi bugüne getiriyorum. Neden aileye bakın, kim olduğumuzu bilerek diyorum. Bugün bizim için mesleğin asıl boyutu olan denetim boyutunun bütün yasal altyapısı kurulmuştur. Bunu sağlayanlara, bu mücadeleyi verenlere, 2002 öncesi bu işi başlatan dönemin Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Gülten, bunun gerçekleştirdiği bugünkü iktidarın Adalet Bakanı'na varana kadar yalnız sizin adınıza değil, Türkiye adına şükran borçluyuz. İster DSP'li olsun, ister CHP'li, ister AKP'li olsun, bu işe elini taşın altına koyar, bütün bakanların nezdinde kendi iktidarlarına teşekkür ediyor. Dava bitti. Denetim hakkı devreye girdi. Ama hep biliyorsunuz ayrıntılar sisteme yön verir. Ben bu konuşmamı özellikle şu anda İktidar Partisi'nin adına bulunan bakan yardımcısının ve meslektaşımız olan, devlette emek vermiş olan, denetim düzeninin devlet kesiminde çalışmış olan, şu anda da bildiğim kadarıyla plan bütçede bulunan, belki de birazdan İktidar Partisi adına hitap edecek değerli arkadaşıma, kendi iktidarlarının her milleti suçladıkları darbeyle nerede karşılaşacaklarını, yaptıkları size yönelik olan bu hatayı düzeltmezlerse her an bu ülkede 2001 ve 2002 yılında yaratılan sivil darbenin benzerinin çıkacağını söylüyorum.